bu sokaklarda en birincisi. Yani 6-7 yaşlarında bizim şu ileride bir babamızın yazıhanesi vardı. O caddede hep büyüdük. Ama ben o yaşlarda ihtiyacım olup olmamasına hiç bakmadan bakıyorum. Sakız satmıştım. Bana kimse demedi evdekilerden. Kalenin dibinde kale simiti vardı. Oradan simit alıp satıyordum. 8-9 yaşlarında. 10 yaşında, 12 yaşında. Lise, ortaokul yıllarında Kale Mahallesi'nde oturduğum için o şeyde garsonluk yapıyordum. Cumartesi, pazar, Kale Çay Bahçesi'nde. Orada müthiş adamlar yetişti. Yani garsonlardan bak, biri benim belediye başkanı, bir de bakan yardımcısı. Şuayb birinci de benden sonra orada garsonluk yapmış. Hayat riske atılmayı, üniversite riske karşı önlem almayı öğretir. İşte 94 yıllarında RUDER diye Rize Üniversite Mezunları Derneği, yani Rizeli olup da üniversiteyi dışarıda bitirmiş, çünkü Rize'de üniversite yoktu, tekrar Rize'ye gelen arkadaşlarla kurduğumuz bir dernekte uzun yıllar yöneticilik yaptım. 30 yaşından itibaren kendi kurumumun genel müdürlüğü ve sorumluluğu, idareciliğini yaptım. 2004 yılında Türkiye'nin en genç İngiler Meclis Başkanı, o zaman 34 yaşındaydı Kadir Ali, yani en gençlik. İGM Başkanlığı 3 dönem kadar yaptım. 95 yılından 2000 yılında da ilahiyattaki ilk çağ, orta çağ felsefe tarihi anlattım. 2011'de Kayseri'de siyaset felsefesinde yüksek lisans yaptım. 2018 yılında da Kasım'da da belediye başkanı adaylığına ve belediye başkanlığı süreci başlamış oldu. Başarıyı hep anlatırken şöyle diyorum. Eğer bir işe yoğunlaşırsanız ayrıntıları yakalarsınız. Ayrıntıları yakalayan başarıya ulaşır. Ayrıntıları yakalayabilmek lazım. Yani ne demek? Herkesin göremediğini siz görebilmeniz lazım. Bu da o işe yoğunlaşmayla ilgilidir. Yoğunlaşma da emek sarf etmekle, yani mesai sarf etmekle ilgilidir. Bizim belediyemiz olarak her ay bir yayla projesi yapma imkanımız var mıdır arkadaşlar? Ben onu işte diyorum. Ben geçen sene de... Ya ben size bir saattir ders çalışacaksınız diyorum. Siz yayla gezmekle bahsediyorsunuz. Hiçbir şey anlatamamışız. Ben çok güzel bildiricilerden. Kadir Ali Bey'e söyledim. Geçen sene de söyledim. Bu sene de yine tekrar ediyorum. Kendi grubunuz, Üniyak'la ilgili başka arkadaşlarınızla beraber biz bu konuda size destek verebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Veriyorsunuz zaten. Başka tamam. Geçen sene de yardımcı oldunuz. Yok, bu sene de olabilir. Yani yaylalar, ama siz yine de ders çalışmaya iman etmiyorsunuz. Rize'de son 2 yıldır çok güzel alanlarda çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Özellikle sahilde ihtiyaç duyulan alanların da yapıldığını görüyoruz. Bu alanları festival, konser gibi etkinliklerde kullanacak mıyız? İnşallah. Bak, 29 Ekim'de inşallah Cengiz Kurdoğlu'nun gelişiyle beraber çok güzel bir havai fişek gösterileri, efendim fener vesaire ve bir konser olacak. Yazın boyunca yaptık, özellikle Mayıs ayında. Ama siz üniversite gençlik burada mıydı bilmiyorum. Gençlik festivali ha? Buradaydık. Ha, biraz daha erken almak lazım onu. Gençlik festivali şeklinde böyle 3-4 gün süren bir etkinlik oldu. Daha sonra Gastro Rize ile beraber, işte Rize Günleri ile beraber Recep Beyler'in İstanbul'dan ekipleriyle gelişiyle devam etti. Yeşil alanları ve gezi alanlarını artıracağız. İnşallah şöyle bir hafta içerisinde de üniversitenin önündeki polis sosyal tesisleri var ya, oradan bizim o deniz fenerinin olduğu yere kadar ki bisiklet ve yürüyüş yolunu da yenilemiş olacağız. Yani bu taraftaki gibi inşallah orası da güzel olmuş olacak. Isırlık'ta çok güzel bir tane tesis yapıldı. Biz orada bir gün mangal yapsak bize eşlik eder misiniz? İnşallah. Hatta onun gününü, sıradaki basket maçının olduğu güne denk getirirsek bizimle birlikte maçı izler misiniz? Ha, önce yemek yiyip sonra maçı izleriz. Evet, edeceğiz. Öyle yapsak. İnşallah. Yani ikisine de ayrı ayrı katılma oranım bir arada katılma oranımdan daha yüksek. Yani ya maça katılmak ya da mangal keyfini sürmek, ikisini bir araya getirmekten daha kolay olabilir. Enes şeyi alıyor, notunu. Tamam. İletişim kurarız. Isırlık dediniz. Bak, yukarıda ciddi anlamda orası bizim 120 dönüm. Ağaçlandırma vesaire vesaire çok güzel hizmetler yaptık. Göletlerini yaptık. Şimdi yemeği ise gittim mi oraya son? Gittim. Bu sene bitirebildiğimiz kadar da o havuzlu sistemleri, ortada bir havuzlar, şelaleler vesaire yapıyoruz. Orada ağaçlar büyüdüğü zaman adeta küçük bir botanik bahçesi gibi güzel bir yer olacak. İlk soruyla başlayacaktır. Ahmet hocamız da soruyu sizlere okuyacak.
Rize Belediyesi tarafından yapılan mesire alanı ve sosyal tesis olarak tasarlanan görüntüdeki yerin adı nedir? Bana mı soruyorsunuz? Doğa Tepesi, Kısırlı Park, Isırlık Tabiat Parkı, Ziraat Botanik Çay Bahçesi. Açtık da. Ne bu? Başkanım, sizden iyi takip edenler de var, hızlı yapmışlar. Başkanım, bize göre de puan veriyor. Aferin kız. İkinci soru, Gevatop tarafından düzenli olarak icra edilen vakıf sohbetlerine en çok katılım sağlayan misafirimiz kimdir? Kemal Çeber, Rahmi Metin, Hüseyin Karaman, Tuncay Maşalacı. Ben kendim yazacağım herhalde. Cevap. Tuncay Maşalacı'nın hiç oyalmaması. Çok doğru, doğru bir şey. He? Ya yine midilli geçti. Başkanım, aşağı iniyoruz. Benim ekran bir gitti. Geldi ama. Dünyanın ilk romanı hangisidir? Kürk Mantolu Madonna, Taşık-ı Talat ve Fitnat, Genji'nin Hikayesi, Otello ve Çocukları. Herhalde Otello ile yahut da Genji. Doğru çıkmış. Eleyici soru. Attık ama Genji'nin Hikayesi. Arkadaşlar, bilmiyordum onu ben de. Şimdi başkanım. Kader kısmet, fitne gıybet, makul olağan, dert derman. Ya şu fitne gıybet kim yaptı ya? İran'da görme engelli insanlara nasıl hitap edilir? Şen Fars, Ruşen Dil, Ama Kör. Ama Kör işte. Şen Fars nasıl? Yani Ruşen Dil onların ifadelerine benziyor mu? Doğru mu? Mahşer Midillisi ne demektir? Vefat etmiş Ahmet Midilli, mahşerde Sırat Köprüsü'nden geçerken yanımızdan koşan at, ortalık karıştıran kişi, kurtarıcı kişilere takılan at. Bu ama böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. İlk kez duydum. Ha? Ne bu? Ortalık. Dünyanın ilk anayasası hangisidir? Orhun Yazıtları, Kadeş, Magna Carta, Kalaçeli Tio. Anayasa Magna Carta'dır abi. Ama Magna Carta 1200'lü yıllarda yine kadar çelikimiz diye yazıyor. Anlaşma o. Anayasa değil. İki... Başkanım, yeşil. Neymiş? Magna Carta. Magna Carta 1215. Şey ne? Kadir Ali. Başkanım. Kadal Çelitonos nedir? O Türkiye şöyle gibi düşün. Benim şahsi kavramım. Kadir Ali Çelik Başkanı bu. Magna Carta 1215. Ondan önce anayasa yok mu? Çok baktık olmamış. Arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hayat boyunca muvaffak olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.